İyi akşamlar saygıdeğer izleyicilerim. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı arz ederek bugünkü programımıza başlıyoruz inşallah. Kıymetli kardeşlerim, muhterem mümin kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Televizyonlarınızın başında, ekranların karşısında bizleri evlerinize misafir ediyorsunuz. Ve bizim bu yüce dinimizden anlattığımız kıymetli, yüce dinimizin kıymetli bilgilerini bizi yaratan Allah'ımız, Peygamberimiz, asıl yani bize peygamberi peygamberimizin, kitabımızın, sünnetimizle ilgili güzel bilgileri elimizden geldiği kadar, Rabbimizin lütfettiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Ve bunlarda e, bunlar da sizler de dinliyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun dinlemeyenlere de dinleyebilmeyi nasip eylesin. Efendim cümlemize bak ben çalışıyorum, hazırlıyorum, getiriyorum, size arz ediyorum bu konuları ama Allah başta nefsime ve sonra da sizlere bu dinlediklerini, anladıklarını, öğrendiklerini yaşayabilen Müslümanlardan eylesin. Yani bizim buradaki konuşmalarımızda verdiğimiz eleme, göz nuru boşa gitmesin. Ha bizim buradan Cenab-ı Hak şahidimizdir. Şahsım adına söylüyorum ben. Benim herhangi bir bir yerden herhangi bir ücret falan talebimiz olmadı. Olmaz, olmaz da. Allah'ın olsun. Devletimizin verdiği maaş yatıyor. Bizim ömrümüzün, ben emekli olalı 22-23 yıl oldu. Hep böyle devam ederim. Yani biz Diyanet Teşkilatı'ndan emekli olduysak da haşa maşa Dinden emekli olmadık. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri efendim ee, bir ayet-i kerimede Rabut Rabbeke hatta yetiyekel yakin diyor. Sana ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadete, itaate, kulluğa devam et buyuruyor. Ve şu yaptığımız işte bir ibadettir, manevi cihattır. Ve sizler gibi mümin kardeşlerimizi, saygıdeğer Müslümanları efendim aydınlatmaya çalışıyoruz ve çok çok önemli bir konuya başladığımızı geçen haftaki programda da söyledik. Programımız neydi? Elfaz-ı küfür. İnsanları dinden çıkaran kollar. Bir daha onu söyleyeyim. Kısaca geçen haftanın detayına tekrar girmeyeceğim. Elfaz, elfaz lafızlar, sözler demektir. Elfaz-ı küfür insanı dinden çıkaran, söylenildiği zaman müminleri, Müslümanları dinden çıkaran sözler ve davranışlardır. Söz ve fiillerdir. Bunu arz etmeye çalışıyorum. Konu çok çok önemli. Geçen hafta öneminden, ehemmiyetinden biraz bahsettim. Ve o zaman ne dedik? Biz Müslüman olarak efendim mensubu bulunduğumuz bu şerefli dini Allah'a hamdolsun. Şeref ve izzetin en yücesi Allah'ta, Resulünde ve onun yolundan gidenlerdedir. Biz de o şerefli müminlerden, siz de o şerefli müminlerden birisiniz, biriz. Bu şerefimizi, Allah indindeki bu değerimizi, bu kıymetimizi koruyabilmek için her zaman söyledik, tekrar tekrar söylüyoruz ve söyleyeceğiz. Dinimizi zaruret ı diniye dediğimiz üzerimize düşen dini farzları efendim kendimize yetecek kadar bu dinimizi normal bir Müslüman olarak yaşayabilecek kadar ve Allah korusun elfazı küfür ve davranışları söz ve davranışları yaparak küfre düşmeyecek, kafirliğe düşmeyecek, düşmekten bizi koruyacak kadar bilmek mecburiyetimiz var. Hiç bunun kaçışı kurtuluşu yok. Ben anamdan şöyle duydum, babamdan böyle duydum. Gazete şeyinde sayfasında şöyle okudum. Google'da şöyle gördüm. Yok takvim yaprağında böyle okudum. Okudum bile olmaz. Sağlam kaynaklar ve gerçekten Allah için televizyonlarda konuşan yüzlerce insan var. Gerçek manada dürüst alimlerden, ehli sünnet ve cemaat dediğimiz alimlerin de programlarını da dinleyeceğiz. Biz Müslüman Türkler olarak özellikle ki diğer e, İslam milletlerde genelde öyledir. Okumayı fazla sevmiyoruz. Okuma konusunda sınıfta kalmışız. Ta dünyada efendim en gerilirdi. 93. sıradaymışız yapılan istatistiklerde okuma konusunda. Halbuki bizim kitabımızı iman ettik, inandık dediğimiz kitabımız Kur'an'ın ilk ayetinin ilk emir okudur. Fakat neyse bunu bir türlü dört dörtlü başaramadık. Ama hiç olmazsa dinleyelim. Yani kitap ee, belki sahip olabilme, bir çeşitli engeller falan veya peki ama şimdi canlı olarak anlattığımızı dinlemeniz sizin konunun zihninize girmesini ve bu tehlikeden el ı küfür tehlikesinden korunmanızı Allah'ın lütfuyla sağlayacaktır. Şimdi <laughs> geçen hafta ne demiştik? Ağzı olan konuşuyor. Konuşuyor da. Ya lafın sözü yani herkes için demiyorum ama büyük çoğunluk, halkın büyük çoğunluğu efendim ya Allah'a dokunuyor, ya peygambere dokunuyor dedik. Geçen hafta bunu. Ya Kur'an'a dokunuyor, ya sünnete dokunuyor, ahiret hayatına dokunuyor, ibadetlere dokunuyor, kul hakkına dokunuyor, kul hakkına dokunuyor ve bunların hepsi efendim özellikle Allah, kitap, peygamber, Kur'an, sünnet, ebedi hayat, ahiret hayatı gibi konular özellikle bunlarda Kur'an ve sünnet hükümleri dışına çıkacak, onlara ters düşecek böyle sözler çok ediliyor. Ve bunlar işte o sözler adamı dinlen çıkarıyor. Ve o insan elli defa iman etmiş olsun, günlük efendim gece sabahları namazlar kılmış olsun, o insan mümin olarak ölemez. İşte onun gibi hayat artık berbat olmuştur. Kafir olarak gitmiştir Allah muhafaza Bu açıdan ne dedik? İslam'da en önemli şey, birinci en önemli şey nedir? İmandır. İmansız olmaz. İkinci, ikinci en önemli şey nedir? O da bu imanı ölünceye kadar koruyabilmektir. Peki bu imanı koruyabilmek için ne yapacağız dedik? Dinimizi öğreneceğiz öğreneceğiz. Efendim ve Allah korusun. Bir takım Allah'a dokunan, Allah'ın gayretine dokunan, peygamberin gayretine, peygambere dokunan, Kur'an'a, sünnete, ahiret hayatına, kitaba falan dokunan e, bir sözleri, sözleri söyleyip de Allah muhafazana kafir durumuna düşmeyelim. Düşmeyelim. Efendim şimdi insanlar <laughs> böyle anlattığımız zaman Hocam diyor ya adam beş vakit namaz kılıyor diyor. Efendim camiden hiç çıkmıyor. Sen de ona diyorsun ki yani işte bu şu şu şey sözleri söyledi, şu hareketler yaptı. Kafir oldu diyorsun ona. Adam namaz kılıyor diyor. Değerli kardeşler. Evet, namaz kılmasa namaz kılmanın mecburiyetine inansa da, farziyetine inansa da kılmasa, ihmalkarlık etse, yani kasten direterek kırmayacağım diye değil de, ya evet bu Allah'ın farzıdır, emridir ama ne yapalım işte şeytana yakaya kaptırmışız, kılamıyoruz, ondan sonra inşallah kılarız filan dese günahkar olur, kafir olmaz. Ama kılmıyorum dediği an namazın emrini veren Allah'tır. O zaman Allah'a sen emrettin, ben de kılmıyorum demektir. Ey Allah res çekiyor, Ey şeytan da res çekti, şeytan oldu. Şeytan da Allah'a res çekti, şeytan oldu. Ha, bu adam ondan sonra efendim böyle bir namazı ya kıldım da benim elime ne geçti? Efendim ha kıldım ha kılmadım. Veya bir başkası ya ben namaz kılmıyorum. Sen kılıyorsun sen kıldığın namazı sana faydası var? Ha senin kıldığın, ha benim kılmadığım dese onu diyen zaten dinle çıkar. Dinle çıkar. O da doğru söylüyor ya dese o da dinle çıkar. Bu, bu kadar ağır bir şey mesele. Öyle bir sorumluluk ki şu ağzımıza bir fermuar bulmamız Kilit çekmemiz gerekir. Böyle efendim boş tenekeyi rüzgar bile götürür giderken de tangır tüngr mahalleyi yıkar sesinden boş teneke efendim onda rüzgar götür bir çöple atar ama eğer tenekenin içi dolu olursa içi bal dolu olursa tereyağı dolu olursa onu rüzgar da götüremez öyle e, bir şeyle de vuracak olsan tangır tüngr etmez pat pat belki eder. Şimdi e, içimiz kalbimiz Aklımız, fikrimiz, zikrimiz efendim Allah'ın emir ve hükümlerini bizi kafir olmaktan koruyacak derecede efendim kalbimize yerleşmiş olması lazım. Hafızamız bunlarla dolu olması lazım ve kendimizi koruyabilmemiz lazım. Ama işte dedim ya Müslüman efendim eskiden şöyleydi, şimdi böyleydi. Bilmemişti. evemden şunu duyduydum, dedemden bunu duyduğumu yetiren milyonlarca insan var. Milyonlarca insan var. Efendim böyle bir işte ulan falan adam gelmiş 60-70 yaşına ondan sonra daha bu zaman alırdı bak hiç yani namazda gelmiyor, ibadet etmiyor falan demesinler diye efendim adam gidiyor. Geçmişte gırdı yumurta kırdı, 80'i bile geçmiş. Efendim zır cahil. Geçmişteki kötülüklerini, ahlaksızlıklarını, efendim isyankarlarını kapatabilmek için bir de bakıyorsun artık başka kötülük de yapamıyor ya. Yaş yetmiş, iş bitmiş, pil bitmiş. Ondan sonra camiye geliyor, camiden çıkmıyor. Tamam Allah kabul etsin. Etsin de. Allah bile rastgele kabul etmiyor. O namazın efendim namazdan önce imanını bir sağlaman lazım. Sağlam halde tutman lazım. E bilgi yok. Kafa bomboş. Taş kafa. içi boş. Boş denike gibi efendim dünyanın bu saçma işleriyle hareketleri neyse bir takım şeylerle tangır tungur ötüyor. Ama Allah kitap peygamber efendim e, sünnet Kur'an e, ve ebedi hayat ahiret hayatı gibi filan dediğin zaman orada donup kalıyor ha. Ha bazısı öyle ülkeler ki efendim onlar da bile fetva vermeye kalkıyor. Onun için ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat etmemiz gerekir. Bunları kıyamet günü diyor Cenab-ı Hak bir ayet-i geçen hafta da az ettim. Cenab-ı Hak ve kulu lehu kavlen seyyiden. E, sediden. Ey müminler, ey öyledin amanı ve kulu lehu kavlen Ey müminler, doğru söyleyin, doğru. Doğru söyleyin ki ayetin devamında yuslu leküm amalekum ve kefur Allah sizin günahlarınızı affetsin ve yuslu leküm amalekum. Sizin amellerinizi de düzeltsin buyuruyor. Şimdi insanların artık o gayrimüslimlere hiç katmıyoruz sizin içerisine biz. Dünyada iki milyarlık Müslüman İslam alemine insanları şöyle bir yani e, birçok Müslüman ülkede gezdim, gördüm, gördüm, dolaştım. Hep bizimkine benzer. Hep bizimki gibi. içi boş tam takır. Değerli kardeşlerim bunları Cenab-ı Hak kıyamet günü hesaba çekiyor diyor Cenab-ı Hak. Müttesi Suresi 45. ayet kerime. Efendim gel bakalım bulum der diyor. <laughs> hesaba çekerken suçlarını inkar edemez. Allah'ın huzurunda kesin ki edemez ki zaten. Yani bir dağın başında, bir ağacın dibinde, bir taşın dibinde herhangi bir yerde gezerken bir suç işlese bütün o deliller hazır Allah'ın huzuruna, ilahi mahkemeye, hakimler hakim olan Allah'ın mahkemesine geliyor. Efendim inkar edecek olsa orada yalan söyleme münafık seni sen falan yerde şu laneti yaptın, şu işi yaptın işte şahitler işte deliller. Zaten ağız kapatılır, el, kol, deliller Ayaklar hep aleyhte şahitlik eder, inkar edemez. Uzuk uzu anlatmaya başlıyor. Dili çözülüyor adamın. İşte ya Rabbi şunu yaptım, bunu yaptım filan. Evet Cenab-ı Hak diyor, ben onlar hep seni biliyorum, sen yaptın. Sonuçta ayet-i kerimede diyor ki, Müttesir suresinde bu olayı anlatan yerdeki ayet-i kerimede, Efendim künne ve ma'al Efendim, diyor ki onlar, biz evet günaha dalanlarla, isyankarlarla efendim ee, sorumsuzca konuşup dinden, iman çık, dinden imandan çıkan efendim insanlarla birlikte ee, onlarla dalıyorduk, onlarla konuşuyorduk. Efendim yani isyankarlarla beraber yürüdük, beraber olduk diyor. Öyle olunca tabii bunu itiraf ediyor. Ha, o zaman Cenab-ı Hak Efendim ve şuru bil cehennem. Onları ce cehennemde müjdeleyin ve cehenneme gitmenin müjde sorur mu? Evet. onlara da haber verin. Onlar da efendim sümmel cahime salluha onları sırat köprüsünün üzerinden sallayın gitsin der diyor Cenab-ı Hak kerimede ve onlar da giderler. Şimdi bu e, sorumsuz, fikirsiz, şükürsüz efendim e, cahilane konuşmaların yüzünden, hareketlerin, davranışların yüzünden dünya ne hale geldi biliyor musunuz? Dünya. Bak sadece e, Müslümanlar değil, dünya ne hale geldi? Onun da ayet-i size okuyayım Estaizübillah. Bu ayet-i e, hangi ayet-i kerimeymiş bakalım. E, Rum suresi 41. ayet 41. ayet-i kerime de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Estaizübillah. Zaheral <laughs> في البر والبحر في البحر بما كسبت أيد الناس İnsanların kendi elleriyle, kendi iradeleriyle, kendi bu karpuz kadar kafasındaki saçma şeylerle yaptıkları kötülükler, işanlar, efendim yanlış suçlar, davranışlar yüzünden diyor Cenab-ı Hak. Yerle gök fesada boğuldu diyor. Fesada boğuldu. Dünya artık yaşanılamaz hale geldi. Kokuştu, toplum bozuldu, kokuştu. Ve peki ne olacak bu? Niye böyle? Ayetin devamında diyor ki لِيُّذ۪يقَهُمْ بَادَلَّذ۪ي amelu la اللّٰهُمْ يَجَعُمْ Evet, bunlar dünyayı fesada boğdular. Bu sorumsuz, kendi kafasına göre efendim futbol takımı bilmem şey tutar gibi kafalarına göre konuşan, tangır tungur, dambur dumbur konuşan insanların ve yaşayan insanların ve hiç kabul etmeyenler zaten. Sekiz binlerin sekiz küsür oldu, e, altı küsürünü geç. Onlar zaten Müslüman değil. Onlar bir de İslam alemindeki bu sorumsuz, fikirsiz, zikirsiz, sükürsüz yaşayan insanların bu Allah'ın gayretine dokunan, peygamberin sünnetine dokunan, dine, imana, kitaba, Kur'an'a dokunan, ahiret hayatına dokunan sözleri, davranışları yapmalarının yüzünden yapmalarının yüzünden havada, karada, denizde düzen bozuldu, bereket azaldı, hastalıklar çoğaldı, tabi ahfetler çoğaldı, efendim bozgunculuk arttı, haksızlık, hukuksuzluk arttı, her türlü ahlaksızlıkta ayyuka çıktı. Ayyuka çıktı. Efendim diyor Cenab-ı Hak. Peki ayet kerime de bu tabii. Böylece diyor Cenab-ı Hak Allah kullarının Allah Celle celalu kendi kullarının kendisine dönüş yapsınlar diye yani Allah'a dönüş yapsınlar diye diye işledikleri kötülüklerin, günahların, isyanların, söyledikleri kendinden dizden çıkar, dinden çıkara sözlerin, davranışların yüzünden cezalarını birazını daha dünyada onlara tattırmak için onlara bu yaptıkları kötülüklerin cezasını birazını dünyada tattırmak için efendim ee, Allah yeryüzünü fesada verenlerin başlarına felaketleri yağdırıyor. Bugün öyle değil mi değerli kardeşlerim? Efendim. Şimdi <laughs> eski hatırlayın. Bundan ben artık işte 70'in üzerine elhamdülillah çıktık. Allah hamdolsun sizlere de hayırlı uzun ömürler versin. Bir bakın bakalım. Ya bundan benim çocukluğum, çocukluğumda hatta 20 30 40 sene öncesine kadar efendim rahmet, kar, yağar, metrelerce yağardı. Ya şimdi bu sene işte Kayseri'mizde doğru dürüst yani çok az bir kar yağdı. Evet Erciyes her zaman öyle ama şeyine bak sen. E, yağmur, yağmur da Allah'a hamdolsun. Cana bak o kadar cömert bir Allah ki. O kadar merhametli ve cömert bir Allah ki efendim kar vermedi. Uzun zaman yağmur vermedi. Şimdi elhamdülillah efendim Allah dostlarının hatırına efendim kendisinin sınırsız merhametinin gereği olarak efendim Kur'an ve sünnet hürmetine, yetimler hürmetine Allah dostları hürmetine efendim şimdilik ekinleri neyi kurutmayacak şekilde yağmur veriyor. En basitinden bu yani. Efendim başka o tabi afetleri görüyorsunuz. Depremler, sel felaketleri şunlar bunlar. Bunlar cana bakın bu dünyada bu isyan isyankar kullarına verdiği cezalardan daha devede bir kulak. Belki devede bir tüy. Ama bunun bir de ebedi ha hayatı var yani ahireti var. Onun için efendim insanlar kendilerini dinden çıkaran sözlerden mutlaka kaçınmaları gerekir. Efendim, İslami yaşantı öyle sadece dille telaffuz etmekten Müslüman mısın elhamdülillah? Efendim, oradan gerisi yok. Ee, böyle bir din değil. Şimdi deizm diye bir şey çıkardılar. Bu deizmde Var bizim burada da ben şahsen bizzat birebir mülakat olmadım ama bu tür insanlarla karşılaşıyoruz. E, saçı e, sakalı ağarmış, yaş 50, 60, 70 olmuş. Esnaflık yapıyor adam. Ya diyor Allah diyor bizim namazımızdan Allah'ın eline ne geçecek diyor. Vay melûm vay. Allah diyor bizi yaratmış. Tamam inanıyorum. Vardır ve birdir. Eş ortağı benzeri yoktur. Ama Allah kuluna azap etmez. E bana niye namaz zahmeti veriyor diyor. Bana niye açtırdırır sabahtan akşama dolaştırır diyor. Niye benim paramı başkasına verdiriyor, zekat verdiriyor. Niye diyor kurban bilmem ne filan. Allah böyle bir görev vermez ki. Bunlar hep zahmettir diyor. Kimisi iktisadi, kimisi maddi, kimisi manevi. Zahmettir diyor. Allah bize zahmet çektirme için mi yarattı diyor. Hadi bakalım. Bu adam mesela böyleleriyle karşılaşıyoruz. Efendim bizim anlattığımızda bu kulağından giriyor buradan çıkıyor. Ve e, bu adam bu deistler ki deist, yanlış anlamayın deist değil haşa, deist. Gençlerde de böyle haddinden fazla yayıldı bu. Yani i̇çi boş, abdestsiz, namazsız, imansız, kitapsız, koransız, sünnetsiz bir Müslümanlık benimsiyor bu adamlar. Yani böyle Müslümanlık olur mu? Olmaz. Ha o zaman bu insanlar böyle düşünüyorlarsa ki çoğaldılar, çoğalıyorlar. Değerli kardeşlerim, böyle insanların Müslüman olması mümkün değil. Böyle insana Müslüman diyen bile kafir olur. Bak böyle insanı tanıya tanıya bile bile efendim bu insan Müslümandır diyen bile kafir olur. Çünkü kafire Müslüman diyemeyiz. Müslümana kafir diyemeyiz. Kafire de Müslüman diyemeyiz. Şimdi kalkıp da mesela birisi dese ki ya mesela diyelim şu anda size bir devlet başkanı da mesela Biden. Biden Müslüman dese on diyen adam kafir olur. Netanyahu Müslüman dese kafir olur. Diyemeyiz. Kafire Müslüman diyemeyiz. Ha Müslümana da kafir diyemeyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam efendim bir mümine kafir diyen insan diyor. Eğer ki o kafir dediği insanın ka, insan kafir değilse kendi kafir olur diyor. Allah muhafaza. Onun için bu kafir kelimesini çok kullanmak durumundayız. Efendim millet hocam millet hep dinden çık. Hayır. Öyle şey yok. Ben kitapsız konuşmuyorum. Kur'ansız konuşmuyorum. Sünnetsiz konuşmuyorum. Efendim efendim di e, din itikatta mezhebimiz Eş'ari mezhebinden, Atürede mezhebinden efendim İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, i̇mam Muhammed, Malikilerin fetvalarından dışarı asla çıkmıyorum Allah korusun. Ama şunu herkes bilsin. Ya o adam da işte Müslüman ama adam ki yani yapmadığı şey yok. Yani dediğim gibi Allah'ın kitabını, sünnetini neye bir tarafa kaldırıyor, koyuyor. Bu adamı Müslüman diyebilir misin? E, derin desen ki sen de kafir ol. Öyle şey yok. Efendim şimdi <laughs> bu dinin işini boşalttılar. Boşaltmaya çalışıyorlar. Hadi dinin içi boşalmaz da boşaltamazlar. Çünkü Cenab-ı Hak efendim inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu Biz Kur'an'ı biz indirdik. Bu zikri Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak koruyor. Evet. Cenab-ı Hak efendim vallahu yutim mi binurihi ve levkerihel kafirun. Kafirler istese de, istemese de, çatlasa da, patlasa da, gebelse de Allah nurunu tamamlayacaktır. Şu dünyadaki küfür rüzgarlarına, dünyayı yutmaya çalışan küfür sellerinden böyle devam edeceğini düşünmeyin. Bunun sonu gelecek Allah'ın. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Vadi var. Ancak biz bu selde, küfür sellerinde boğulmayalım. Boğulmayalım. Küfrün, küfür sellerinin üzerinde giden çö çöp, gibi olmayalım. Onun için ne olalım? Onun için Allah'ımızı iyi tanımaya çalışalım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı iyi tanımaya çalışalım. Kitabımız Kur'an'ı iyi tanımaya çalışalım. Sünnetimizi, Peygamberin sünneti iyi tanımaya çalışalım. Efendim özellikle itikat mezheplerimiz başta olmak üzere e, ve ameli mezheplerimizde de bize yetecek kadar dini bilgileri öğrenelim. O Allah korusun küfür rüzgarlarına kapılıp o sellerin üzerine düşmeyelim kardeşim. Mesele bu. Efendim şimdi din bu hale getirilmiş, içi boşaltılmış. Onun için de sapık bir fikir, sapık bir söz, efendim sapık bir hareket insanların kayıt kabul ettiği hayat taze haline gelmiş maalesef. Efendim ve yeryüzü şirkle ve müşriklerle dolmuş haşa siz, bizler gibi iman ehli Müslüman kardeşlerimin hepsini tenzih ediyoruz. Efendim cehalet aynen cahiliyet adetleri peygamberimizden önceki putçuluk dönemindeki cahil gibi cehalet Allah'a, dine, imana, kitaba düşmanlık, isyanlık 60 Dediğim gibi ayuya çıkmış. Ondan sonra toplumların hayatına hakim olacak seviyeye gelmiş Allah korusun. Yüzde yüz olmasa bile yüzde altmışlar, yüzde yetmişler toplum tamamen bozulmuş, bozulmuş gitmiş. Hatta bu vahim durumlardan dolayısıyla asılların aslı, hakikatlerin hakikati olan efendim tevhid akidesi sanki Allah muhafazana e, toplumda, toplumun yaşantısında yok olacak hale gelmiş. Yoksa tevhid akidesi haşa elbette asla yok olmaz. Çünkü aslı Kur'an ve sünnet ortadadır. Ama toplumun yaşantısında tevhid akidesi yok olmaya efendim epeyce yüz tutmuş. Yani toplumun akidesinde şey yok. Bakıyorsun yaşantısında büyük çoğunluğunda İslam yok. Efendim. Üstelik sözle, sözle gerçek manada ben işte ilahiyatçıyım, ilim adamıyım diye birçok ilahiyatçı profesör bilmem ne yani iyilerine saygı duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah sayılarını artırsın. Onlara saygı hürmet iletiyoruz ama işte televizyonda ne de birçok konuşmalar yapan bazı insanlar var. Birçok kitaplar yazan insanlar var. Efendim bize Kur'an yeter dediler. Efendim hadisi e, hayatımızdan sökmeye çalışıyorlar. E, birçoğundan söktüler zaten. Şimdi de Kur'an'ı da kendi kafalarına göre yorumlayarak efendim peygamberimize ömründe efendim peygamberimiz 23 yıllık peygamberliği döneminde güya 10 11 sefer 10 11 tane sahih hadis varmış öyle değil. Birisi geberdi kafirin ilahiyatçı bir profesördü öyle derdi o. Ondan sonra bize Kur'an yeter diyenlerden kafirlerden biriydi. 11 Hadi peygamber 11 sefer konuşmuş, 11 sahih var diyordu. Halbuki 11'in üzerinde sahih hadis. Efendim, böyle insanlar türediler. E şimdi siz vatandaş şaşırıyor. Ya diyor ben kime inanacağımı şaşırdım hocam. Sana mı inanayım? Yoksa adam koskoca profesör böyle diyor, ona mı inanayım? İşte inanacağımız adamı da bilebilmek için İslam'ın askeri müştereklerde imanımızla ilgili konuların Aslını bizim de bilmemiz gerekir. Kim dine iftira ediyor? Allah'a iftira ediyor. Kur'an iftira ediyor, iftira ediyor. O zaman onlar hemen çıkaz ana hatları öğrenirsek zaten. Efendim bu insanlar çıkıyorlar televizyonlarda konuşuyorlar öyle insanlar. Ondan sonra camilerde konuşanlar böyle camilerde sapık sapık konuşuyor. Ne ne bu Ramazan programlarında neler konuşuluyor? ne Hepsi için demiyorum. Yani yanlış anlamayın. Allah razı olsun. Çok güzel hizmet eden kardeşlerimiz de var. Ha bununla da yetmiyor. Müslüman ne yapıyor bu sefer? O e, milleti dinden imandan çıkaracakların peşinden gidiyor, uşaklık ediyor onlara. Yollarından gidiyor. Hakkı hakikati bilmediği, öğrenmediği, öğrenmek için gayret etmediği için böyle oluyor. Değerli kardeşlerim, <laughs> bir kimse kelime-i kabul edip de onu zikretmekle birlikte bu şahadetinden itibaren yani kelime kelimeye şahadet getirdiğinden itibaren efendim onun yaşantısı, amelleri, fiillerini eğer İslam'ın koyduğu hükümleri yalanlayacak şekilde bir yaşantısı varsa o zaten dinden çıkmış oluyor. Ondan sonra ve böyle hükümler verenler de zaten dinden çıkmış oluyor. Ve din ve mukaddesat düşmanlarını bir de destekleyse o adam destekliyor. Yani en kolayından bakıyorsun. Kelime-i şehadet ehli olan, kelime-i tevhid ehli olan insanların peşine takılmıyor da ondan sonra gidiyor İslam, Kur'an, sünnet düşmanlarının, vatan, millet, din, devlet, ezan barik düşmanlarının efendim peşinden gidiyor. Yok afedersiniz bilmem homo yok lezbiyenler bilmem neler falan filan. Şimdi bu adamın kendisi de öyle. Yani küfr, yani küffarın, küfrün, kafirliğin önderliğini yapan insanlarla e, oturuyor, bir araya geliyor ve onlarla hemdem oluyor, onlarla yaşıyor, onlar gibi düşünüyor, onlar gibi konuşuyor, böyle de geberip gidiyor. Biraz önceki ilk okuduğum ayet-i kerime ve künna nahudu mal biz batıla dalan sapıklarla beraberdik derler diyor. Evet. Bunu bu dünyada anlasa da kendini kurtarsa de bunu dünyada Efendim düşünemiyor, anlamıyor, anlamıyor, anlamak istemiyor. O da bezi hiç yok. Ama kıyamet gününde bu bülbüller Allah'ın huzurunda söylemese bile ki söylüyor zaten. Önce vücutlar, eller, ayaklar şahitlik ediyor. Bu diyor falan kafirler falan yerde falan şunu yaptı bilmem ne falan böyle söylüyor. Değerli kardeşlerim, toplum öyle bir hale gelmiş ki ayet-i belirtildiği gibi ondan sonra Peygamberimiz ve vesselam efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Cennemak cümlemiz onun şefaatine dair. Onun gerçek manada ümmetinden eylesin. Ümmetinden olanlardan eylesin. Efendim, daha önce de hadisin önemine binen başka konularda da ben bu hadis-i arz ettim. Bir de arz edeyim. Seyyi'ti zamanun ala ümmeti diyor. Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelir ki işte ahir zaman, bugünkü zaman. Peki ne olur bu zamanda ya Resulullah? Efendim, Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَا يَبْقَى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا O devirde Müslümanlığın sadece adı kalır diyor. içi boşalır, boşaltılır. İslam'ın kendinden değil, İslam'ın içindeki tamam dolan ama insanların yaşantılarının içinde adı İslam, kendinin hiç İslam ile ilgisi, alakası yok. Efendim her türlü Hristiyanlıktan işte şundan bundan ne var ne yok katmış içerisine. Efendim ee, bir başka şey e, Hadis-i ikinci maddesi ve la <laughs> Kur'an ille resmi Kur'an'ın da sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayetler kalır. Ayetler kalır. Alıp okuyor insanlar. Ya oku oku kardeşim de bunu yaşaman lazım ya. Öğrenmen, anlaman lazım. Öğrenmen lazım. Yaşaman lazım. Yaşantı yok. Kuru kuruya Okuyor başı dara düşünce aman getirin Yasun okuyalım. Aman getirin işte Fetih okuyalım bilmem ne. Ondan sonra onunla Müslüman olduğunu zannediyor. Evet Kur'an'ın yaşantı olarak insanlardaki yaşantı tamamen kalkar. Kur'an'daki ayetler kalır. Efendim bu dönemde diyor Peygamberimiz Aleyhisselam o insanların Himmetiyim butu, li Onların bütün çalışmalar da şu mideler için, karınlarını, kasayı, keseyi doldurmak için, cüzdanı şişirmek içindir diyor. Ve ondan sonra ve ilah kıbletim e, ve kıbletim e, ila say, Onların kıbleleri de Yani demek ki yemek içmek, mal mülk sahibi olmak madde perestlik. Bu hakim olur. Kur'an'dan uzaklaşın diye bu hakim olur. Ondan sonra bir de e, kadınlara taparlar Kadınlara Efendim e, Allah'a peygamberine verdikleri önemli efendim binlerce fazlasını kadınlara verirler. Efendim. Bunun yanında işte e, yalan dünyanın geçeceği mevki, makam ve benzeri şeylerine taparlar filan. E şimdi böyle bir dönemde ulema diyor. Ulema ki alimler demek. Gerçek alimler de çok 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 az kalır. Büyük çoğunluğu Ondan sonra e, el ulama'u e, şerrün fit tahti sema olması lazım. Onlar semanın altındaki en şerli insanlardır, efendim. La e, yuzurullahu iler kıyameti e, ilehim. Allah onların yüzüne bakmaz e, ve Allah ile onların arasında la halaka beliham. Onlarınla Allah'ın arasında efendim şey olmaz, bir bağ bağlantı olmaz, görüşmek konuşmak bile olmaz. Niye? Çünkü onlar yeryüzünde en yani alim bilip dini bilip de gerçeğinin doğrusunu anlatmayanların Allah huzurunda Allah ile bir ilgileri olmaz, Allah onları kabul etmez, yüzlerine de bakmaz. Toplumda o zaman en şerli, en şerefsiz insanlar o alimlerdir diyor. Öyleleri. Yani insanları sapıtanlar. Gerçek alimlerden Allah razı Allah onlardan Onları başımızda eksik etmesin, sayıların artırsın, yani elleri öpülmeye layık olanların ellerinden öperiz. Değerli kardeşim işte yani burada elfaz-ı küfür dediğimiz insanları dinden çıkaran sözler bu halde devam ediyor. Şimdi İslam'ın garipliğini biliyorsunuz. Cahil İslam'ı gariben ve seyirciyi gariben buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. İslam garip geldi. Garip geldi. İlk başladığında Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Efendimiz daha 10-11 e, yaşlarına filan bir çocuktu. Ondan sonra yani işte e, birkaç kişi tor topu 5-6 kişiydiler. Efendim şimdi Peygamberimiz tabi en son kıyametin kopmasına Allah'ın bu o zaman yaşayan insanları gökyüzünde bunların gökyüzünün buzenlerin üzerine indirip dağları bunların üzerine kapayıp efendim dağları toz bul bulutu haline getirip efendim kıyameti koparacağı yani onu hak ettiği zaman toplum, o seviyeye geldiği zaman, işte sahile gittikçe yine azalacak. Ya falan yerde gerçek bir e, Müslüman var, hakiki bir Müslüman var diye anlatılmaya başlayacak. Bir buçuk, iki milyonluk şehre bakacaksın, ya falan bir adam vardı, falan yerde adam çok e, imanlı, dinler bir adam diye gösterilecek. O seviye gelecek. Ama o zaman da iş işten geçmiş olacak. Davşan da yamaca geçmiş olacak. Ve insanlar kendilerini bir türlü, Allah'ın azabından, gazabından kurtulamayacaklar. Efendim, şimdi öyle bir hale gelmiş ki putçular, putçu düzene uşaklık edenler, efendim, e, alim evliya şeyleri giyenler var. Dediğim gibi her zaman ben gerçeklerini tenzih ediyorum ama bakıyorsun adam dini istismar ediyor. Dini kullanıyor. Kafasına bir sarık sarmış, bir sakal uzatmış, bir cübbe bir sarık filan. Efendim, o gerçek o kıyafetlerle yaşayan Müslümanları da adını lekeliyor. Onlara da lanet ettirecek şekilde bir yaşantısı var. Hile, tuzak, efendim, sahtekarlık, üçkağıtçılık, imansızlık neler neler neler. Efendim, şimdi bakıyorsun adam zındık. Geçen bundan bir epeyce bir e, önceydi, iki üç ay önceydi bir tanesi. Bir hacca da gitmiş geldi. Biliyorum gitti 75 76 yaşlarında bir adam. Ya peygambere hakaret ediyor kafir herfi ya. Şu Gazze Filistin'deki Müslümanların ezilmesinin tek sebebi Muhammed'in kendisidir diyor. Şuna bak Allah vay kafir. Dedim senin ne dinin kaldı Neymar? Ben seninle konuşmam. Git Allah ben bu her şey gelmişin. 40'ına kadar ıslah olmayanı 70 yaşına gelmişin, 76 yaşına gelmişin. Allah seni ıslah etmez. Ama ki Allah ki sana iman nasip etsin. Bu da hoşuna gitmedi, rahatsız oldu tabi. Efendim, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların Evliya kılığında gezdiğini görüyoruz. O zaman insanlar o e, Evliya kılığında gezen şeytanları insanlar tanıyamadığından gerçek evliyaları da efendim hep onlardan da nefret ediyorlar. Ne diyorlar? Ulan hoca bu kıyamet hocadan acıdan kopacak demiyorlar. Diyorlar. Ha bu söz yüzde yüz doğru bir söz mü? Haşa. Değil. Gerçekten yüzde yüz doğru değil ama toplumdaki bu tür sahtekarlara yani böyle Kur'an ve sünneti dini istismar ederek ümmeti Muhammed'e kandıran sahtekarlara bakarak bütün gerçek alimleri, ilim adamlarını, gerçek Müslümanları suçlamaya hiç kimsenin hakkı ve yetkisi yok. Suçlarsa kendisinden suçlamış olur. Efendim, şimdi kendilerine İslam davetçisi süsü vererek geziyorlar, dolaşıyorlar. Bakıyorsun, Efendim cahil, zır cahil, zır zır cahil. Efendim ondan sonra ya kitabı sünneti ne ellerini tesiriyle bir tarafa atıyorlar. Bu tarikatların da efendim uç kısımlarında çoğunlukla uç kısımlarında yani e, ta en e, son e, işte muhibbanında bir çoğunda bunları çok rahatlıkla görüyoruz. Adam ya peygamberi putlaştıran kafir olur. Bak peygamberi putlaştıran kafir olur. Efendim, o, o zaman e, şehrini putlaştıran da kafir olur. Ya peygamberi putlaştıran kafir olur da şeyhini putlaştıran kafir olmaz mı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, insanlar peygamberimiz dışarıdan girdiği zaman, içerideki insanlar ayağa kalkmak istedikleri zaman oturun demiş. Yani Yahudi ve Hristiyanlarının kendi dini azizlerine, büyüklerine yaptıkları gibi bu saygıyı bana yapmayın. Ben böylesini istemiyorum. Efendim, e şimdi adamı bir bakıyorsun, şeyhane tapıyor. Efendim, biraz şöyle bir şey, e, bir iki e, yani keramet var bir şey gördü mü tamam tapıyor. Allah'a bırakıyor, peygamberi bırakıyor, Kur'an'ı bırakıyor, kitabı, sünneti bırakıyor. Şeyhimiz şöyle, peygamber falan yani. Ha bu zaten bir de şeyh tamamen sahte şeyh olursa, o o zaman her türlü fırıldak dönüyor işin içerisinde. Değerli kardeşlerim, İslam'ı kullanarak ümmeti Muhammed'in helakine çalışan nice kafirler geldi geçti bu dünyada. Efendim, bir Müseylemetül Kezzap gibi insanlar geldi geçti. Onun cenneti vardı kafirin kendi aklına göre. Cennetinde bir türü bir sürü güzel kadınlar bilmem neler, her türlü pislik var. İşte cennet bu diyordu. Bana uyan, bana tapan bu cennete girecek. Öbür tarafta da cehennem var diyordu. O da gerçek Müslümanlar, o kafirin bu kafirliğini kabul etmeyenler de orada azap etti. İşte cehennem bu diyordu. Efendim gerçek Müslümanlara cennette bu diye oradaki efendim e, esrar çeken e, fahişelerle bilmem nelerle keyfine göre iyi yaşayanlar bu da cennet diyordu. Şimdi bir şeylevetül kezzabın efendim şeyi gibi yani cenneti gibi Hasan bir sabbah mesela. Hasan Sappa, Hasan han da böyle aynı şekilde şeyleri vardı. Şimdi e, bu memlekette yakın zamanda, ya biz bir 15 Temmuz şeyi yaşadık. E, onun başındaki adam, onun başındaki adamı işte gitmiş e, Hristiyanların birliğinde kardinal seviyesinde, üst düzey seviyede bir din adam adam satmış kendini. Buna inanan nice Müslümanların başına nelere geldi? Pişmiş tavuğun başına gelen onların başına gelmedi. Samimi olarak hani. Efendim. Sonra Allah korusun ülkemizin başına nice çoraplar öreceğiz. Efendim. İngilizlerin yani bundan bir asır önce diyelim Lawrence Lawrence'lerinden bir kafir vardı. Bunu hepiniz bilirsiniz zaten. Efendim adam öyle bir e, Müslümanlar Arapları öyle bir kandırmış ki efendim e, kendisi diyor ki ben diyor e, Müslüman olmadığım halde Müslüman gözükebilmek için Müslümanların yaptığı her güzel şeyi yaptım. ibadetleri yaptım diyor. Gece teheccüd namazına kalktım diyor. Onların yanında. Öyle bir araştım ki gece diyor evime geldiğim zaman, yalnız kaldığım zaman da teheccüd namazına kalkıyorum diyor. Ama bana kafirdi. İslam alemini özellikle Arapları paramparça etti. Arapların oradan Osmanlı'dan kopmasının esas birinci nedeni bu. Mu? Ve bu kafir Müslüman kılıklı efendim sarıklı cübbeli bir kafirdi. Değerli kardeşlerim onun için bu kafirlerin tuzağına düşmemek için aklımızı başımıza almamız gerekir. Onun için de bir insan elfazı küfür dediğimiz kendini dinden çıkaracak sözleri söylerse veya hareketleri yaparsa ve tövbe istiğfar etmeden o haliyle de ölürse zaten kafir gider. Ha, elfazı küfürü söyledi. Sonra tövbe etti. Ama tamam tövbe ettiyse canını kurtarır. Öldürülmez. İslam ceza hukukuna göre. Ama ne oldu? O zaman kadar yaptığı bütün ibadetler elinden gitti. Onlar silinir. Efendim, onlar silinir. Sanki o tövbe ettiği, yeniden kelime işaret getirdiği anda Müslüman olmuş. Ama o zamana kadar kafir olarak yaşamış gibi. Efendim, yaşamış olur. Bütün güzel amellere gider. Kötü amelleri baki kalır. Ve evet canını İslam ceza hukukunun cezasından kurtarır. Bu arada avradı da boş olur. Hanımı boş olur. Yeniden tekrar dini yani yeniden hanımı ile tecdidi nikah yapması. Tecdidi iman yaptıktan sonra yani iman yeniledikten sonra efendim yeniden de hanım ile dini nikah yapması gerekir. Eğer devlet İslam devleti olsa İslam ceza hukukuna göre onun o daha önceden kazandığı mallarına da e, el konulur. Onun hazineye gelir kaydedilir. Niye? Çünkü adam e, e, dinden çıktı ve kafir oldu. Onun için değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi Gaz şeriflerinde Efendiler Efendimiz Sallallahu buyuruyor ki bugünün vahametini, acısını, sıkıntısını anlat, anlatmak için söylüyor Peygamberimiz. Bir gün insan diyor, mesela bir insan diyor akşamdan Müslüman olarak yatar, sabaha kalktığında kafir olarak kalkar. Ya diyeceksiniz bu adam yani e, gece de mi suç işledi? Ha. Yatar yani yatar kalkardan kasıt yani akşam e, evine geldiğinde Müslümandır ama o o sabahlar yaptığı bir e, Allah'a ters düşecek bir şeyden dine imanı dinden çıkar. Akşam Müslüman yatar, sabah kafir olarak kalkar. Veya bir insan sabahleyin evden Müslüman olarak çıkar, ondan sonra akşam eve döndüğünde kafir olarak gelir diyor. O kadar kritik ve tehlikeli bir konu ki ve yine biraz şeriflerinde de Peygamberimiz Aleyhisselam kıyamet zamanında kıyametin kopmasına yakın ümmetim bir okun yaydan çıktığı gibi günde saçma sapan konuşmalarından, saçma sapan hareketlerinden dolayı bir insan bir okun yaydan çıktığı gibi günde 50 defa iman dairesinden yani çıkarda nasıl ok hızlıca hedefe giderse bir kişi iman dairesinden günde 50 defa çıkar sonra tövbe estağfurullah der. Yani belki bir namaz kılar, bilmem ne eder, tekrar yeniden imana girer diyor. Efendim, tabii öyle imandan çıktığı zaman da Azrail gelir, boğazına çöker, kulağından tutar götürürse, o adam zaten kafir olarak gider ve o insan da ne olur? Öyle ölür gider ve ilahi cehenneme e, zümer olur. Şimdi, burada iki önemli şey, bidat denilen bir şey var. Kitap ve sünnete uygun olmayan kitap ve sünnetten sonra İnsanların kendi uydurdukları bidatlar var. Bunlar adamı dinlen çıkarır. Kulli bidatun dalane diyor peygamberimiz Ali. Her bidat sapıklıktır efendim. Her, her sapık insan da ebedi cehennemdedir diyor. Ha işte bidatı kısaca şu işte de bir bidatı hasene bidatı kabih diye, yani güzel bidat kötü bidat şekliyle işte bunlardan misin mesela şu minare minare yapılması, ezan sesinin uzaklara gitmesi için yüksekten okunmasına bidat-ı hasene deniliyor. Ha, Peygamberimiz Aleyhisselam da ezan okuttururken efendim Mescidi i Saadet'in üzerine Bilal-i Habeş Hazretlerini Efendimiz çıkarttırırdı ki ses uzaklara gitsin diye. Amaç bu olunca ha midarelerde o amaçlı yapıldığı için ulema diyor ki tamam bu dine zararlı bir şey değil diyor. Ha bu bidat-ı hasene cinsinden olan bazı şeylere çıktığımız zaman geriye kalan bidatların hepsi Allah korusun sapıklıktır ve nice sapıkça hareketler görüyoruz. Bak bidatlara karşı çok çok dikkatli olmamız gerek. Bir başka konu efendim gösteriş, riya, süm'a insanlar desin ki falan şöyle diyor filan desinler diye yapılan işler efendim eee Allah'ın lanetlediği sahada şöhret olmak için yarışanlar. Allah'ın lanetlediği konularda şöhret olmak için yarışanlar, şehvetler, efendim insanlığı ebedi cehenneme sürükleyen, görünümü pembe olan, görünümü güzel olan, tatlı olan ama aciz efendim ya ahir bir ahireti ceza olan felaketlerden birisi haline gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam sizin için diyor. Enni takabbeftü bil ümmeti ümmetimden bir korkum var diyor. Efendim ne duruyor ya Resulat diyorlar. E Peygamber ümmeti e la ya budu hemen Puta tapmaz. Benim ümmetim benden sonra puta tapacağını zannetmiyorum. Satmaz. Ama Efendim vele hacerem şecerem yani ağaca atayı taputa tapmaz. Ondan sonra fakat velakin onlar ne yaptılar? Yuravuna nasıl bir Amelleriyle insanlara gösteriş yaparlar. Gösteriş yap, Falan adam ne iyi adam, ne dindar adam, ne mübarek adam desinler diye diyor. Gösteriş yapar. Ha, ibadette olur bu efendim, e, hayır hasanat hizmetlerinde olur filan. Bundan dolayı ümmetimin başına bu çok korkunç bir tehlike diyor, gelir. Ümmetim de buna düşer, bu tuzaklara düşer diyor. Zaten buna küçük şirk denir. Büyük şirk, Kur'an'a, sünnete ters düşen hükümler Allah'a isyandır. Ama küçüğü de bu adam abdest alıyor, namaz geliyor, tamam. Farzlarda riya olmaz. Onları yapacak. Ama e, nafile ibadetlere her zaman riya karışabilir. Riya o kadar tehlikeli bir şey ki, karanlık gecede, karanlık e, çamur üzerinde, siyah gecede, siyah çamur üzerinde yürüyen, karanlık gecede yürüyen karıncaya benzer. Onu nasıl göremezsek, o riyad öyle bir şeydir. Onun için bu kalbimize çok çok sahip çıkmamız gerekir. Efendim Değerli kardeşlerim, bu Peygamberimiz tarafından şirk olarak kabul edilmiştir. Ve e, kıyamet gününde bu insanları hesaba çekerken Ahmet bin Hamber'in naklettiği bir Şerif'e göre, Cenab-ı Hak sorar kuluna gel bakalım diyor. Diker karşısına. E kulum bana ne yaptın sen kulluk olarak? Ne yaptın? İbadet, itaat efendim olarak ne yaptın? Yaşantın neydi? Adam der ki diyor işte ya Rabbi ben namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim falan filan. Eğer adamın niyeti, kalbindeki niyeti sadece Allah'ın rızasını kazanmak değilse, e, gösteriş yapmaksa Çana bak der ki diyor <laughs> bak. sen onları falan adam ne dindar adam desinler diye yaptın. Onlar da dediler zaten sana diyor. Ulan falan adam ne cömert adam ne dindar adam ne çok ibadet bilmem ne dediler. E sen mükafatı onlardan aldın. Benden ne istiyor? Benden ne istiyor? Benim için bir şey yapmadın ki. Tabi elbette bunlardan şunlar yanlış anlaşılmasın. Ya hep namaz kılanlar böyle e, efendim eee bu riya tuzağına düşüyor diyemeyiz. Zekatını veren, ibadetini yapan insanların hepsini kalkıp da böyle bir şekilde itham eden, yani Peygamberimizin hadis şerifinden böyle bir tehlikeyi işaret ettiğini, Müslümanların bir çoğunun bu tuzağa düştüğünü, düşebileceğini hatırlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra, şimdi böyle korkunç, cehaletin hakim olduğu, efendim, imfasızlık küfrünün ee, rüzgarlarının coştuğu, Ondan sonra imansızlık efendim yani korkunç küfür yani böyle kudurmuş şeyler gibi gelen korkunç imansızlık adına onu misal temsil getiriyorum. Öyle devam ettiği bir dönemde böyle sisli bir dönemde insanlar kendilerini hak yolu bulmakta çok çok sıkıntı çekerler. Onun için başka bir çare yok. Onun için ebedi cehennemlik olmadan efendim Efendim imanımızın geçeceğini, dinimizin geçeceğini, kitap ve sünnetimizin bize verdiği önemli görevleri, mesajları iyi hatırlamamız gerekir. Ve sırat-ı müstakimi, sırat-ı müstakim dedi Kur'an-ı Kerim'de ihtilal sırat-ı müstakim diyoruz ya Fatiha'da namaz kılarken günde 40 defa bunu okuyoruz. Allah'ın sırat-ı müstakimine yani Kur'an, kitap, sünnete göre Müslümanlığa yönelmemiz gerekir. Günde 40 defa söylüyoruz namaz kılanlar. Söylüyoruz ama eğer o yoldan gitmiyorsak onlar da boşuna gidiyor demektir. Değerli kardeşlerim, el ı küfür dediğimiz şey, dediğim gibi e, Müslümanın iman, ibadet, abdest, namaz ve benzeri bir takım dini hükümlerle ilgili bilmek ve yaşamak zorunda olduğu hükümlere zarurati diniyedir. Dinen zaruri ve mecburi olan bilgiler anlamında, efendim. Şimdi bu zarur-i diniye dediğimiz ibadetlerden, kullukumuzdan, e, kulluk olarak bize verilen görevlerden birisini efendim e, birisini veya bir kısmını kabul etmemek veya alay almak, gereksiz görmek, lüzumsuz görmek efendim e, gibi düşüncelere sahip olanlar zaten o anda dinden çıkmış olur. Elfaz-ı küfür dediğimiz kendilerini dinden çıkaracak sözleri söylemiş olurlar. Allah korusun, bazen böyle insanlarla çok da karşılaşılıyor, görüyoruz e veya bunları hafife alıyor. Ya bu devirde yani, yani ne gereği var? 20. sıra, 21. sıra gelmişiz. Efendim, bu ibadetlere ne, ne lüzum var diyor, dinden çıkıyor. Ve değerli kardeşlerim, <laughs> Bir küfür sözü. Yani kendini dinden çıkaracak bu elfazı küfrü, bir mecburiyet, bir sıkıntı, hayatıyla tehdit olmadığı müddetçe söyleyenler efendim o dinin mensubu olamazlar. O dinden çıkmış olurlar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de mesela bu küfür kelimesi dediğimiz şey bilerek inkar eden filanlar ayrı zaten. Efendim Kur'an-ı Kerim'de tam 41 tane yerde geçiyor. Cenab-ı Hak 41 ayet-i kerimede bizi bu tehlikelerden ikaz ediyor. Ve e, itikat ülemasına kelam, itikatla ilgili konuları kelam dersi e, konusu için alır. Kelam alimlerimiz, itikat alimlerimiz, İmam-ı Eşari, İmam-ı Maturidi gibi alimlerimiz üzerinde en çok durdukları konu efendim kişinin iman etmesi, imanını sağlam olarak ölünceye kadar taşıyabilmesidir. Efendim şimdi e, burada insanları dinden çıkaran sözleri onlar çok uzun uzun üzerinde durmuşlar, anlatmışlar. Biz de onlardan sizlere örnekler vermeye çalışıyoruz. Efendim kişinin imanını zedeleyen bir sözü hatta iman ile bağlantısını kesen durumlara ne diyoruz bir daha söylememiz gerekirse? Elfazı küfür diyoruz. Efendim. Yani insanları dinden çıkaran terimler. Şimdi değerli kardeşlerim diyeceksiniz hocam bu kadar önemini anlattınız da yani bunun çeşitlerinden biraz misal verseniz vereceğiz daha. bir kere Allah'la ilgili küfür sözler var. İnsanı dinden çıkaran sözler var. Allah Celle Celaluhu'nun efendim e, uluhiyet dediğimiz Allahlığına e, dokunacak sözler davranışlar var. Fiiller var. Efendim, e, Allah'ın sıfatlarına, Allah'ın sıfatlarına dokunan fiiller, sözler, davranışlar var. Şimdi zamanımız az kaldı. İnşallah konunun ehemmiyetini arz edebilmek için birkaç tane ben size misal vereyim. Sonra inşallah geri kalanına gelecek dersimizde de herhalde bitiririz. Efendim, e, devam edelim. Şimdi bakın, Sev arkadaşlar, kardeşlerim, Bizim Allah'ımız vardır, birdir, eşi, orta, benzeri yoktur. Allah'ımızın haşa sümmaşa, Hristiyanların kabul ettiği gibi oğul Allah yok. İsa'yı öyle diyorlar ya, Hazreti İsa'ya. Ondan sonra haşa Allah'ın sümmaşa, Allah'ımızın haşa bir hanımı, avradı öyle bir şey yok, haşa. Efendim, Cebrail de Allah'ın bir parçası değil. Onlar, e, efendim, ekani mi selase diyorlar Arapça ifadeyle, üç uklum demek. Yani Allah'ı Allah Allah'ın oğlu ve Cebrail Aleyhisselatu vesselam. Üç parçaya üçü bir olursa bunların Allah oluyor onlara göre. Efendim, bizde öyle değil. Haşa Allah'ın ne oğlu var, ne kızı var. Ne efendim, ne karısı var, ne ortağı var. Onlar zaten bundan dolayı kafir olur. Yahudiler yine aynı şekilde. Bizim Allah'ımız efendim kulhuvallahu de ki o Allah bir tektir. Allahu samed. Allah her şey Allah'a muhtaçtır. Allah hiçbir şey muhtaç değildir. Lem yelit ve lem Doğmadı ve doğurulmadı. Doğurmadı. Efendim ve lem yekullu Onun bir eşi, ortağı, benzeri asla olmaz. Bizim Allah'ımız böyle. Ama adam kalkıyor Efendim bunu Müslümanlar bile çok işte her zaman söylerim yılbaşı yaklaştığı zaman Allah baba Allah baba demeye başlıyorlar ya. Vallahi bunları söylediğinden çıkıyor. Billahi söylediğinden çıkıyor. Mürtet oluyor, kafir oluyor. Allah baba değildir haşa. Haşa sümme haşa. Efendim? Adam diyor Allah baba diyor. Bu Zeynep bu sene bize diyor şey verdi diyor. Darbe vurdu diyor. Haşa sümme haşa. Ve halkımızın çok yaptığı bir şey. Birkaç tane misal şurada 3 4 tane söyleye vereyim. Ondan sonra adam diyor ki ya Allah şeytana uydurmasın diyor. Dua ediyor ki ya. Camide dua ediyor. Diyor ki, Allah şeytana uydurmasın. Vay zalim. Vay cahil. Vay cahil. Vay cahil. Ya Allah Kur'an-ı Kerim'de 93 yerde 93 yerde bu kafir şeytan sizin ebedi düşmanınızdır. Sakın onun yolundan gitmeyin. Onun yolundan giderseniz o sizi Allah'a düşman yapar, sizi dinden çıkarır, sizi kafir yapar diye efendim cana bak ikaz ediyor. İkaz ediyor. Ve la tettebu tettebu hutufati şeytan. Şeytanın adımlarından beserek yolundan gidenlerden gitmeyin diye Allah bizi 93 ayet-i kerimeyle ikaz ediyor ama adam ne diyor bak. Allah şeytana uydurmasın. Haşa var. Buradan mana ne çıkıyor? Allah insanları şeytanlara Allah uydurur. Haşa var. Şeytanlara insanları Allah uydurur. Aman uydurma ya Rabbi bizi şeytanlara. Allah önce insanı şeytana uydurur sonra cezalandırır anlamı çıkar. Şuna bak. İnsanlar böyle devam ediyor. Evet. Allah azdırmasın. Haşa sümme haşa. Yahu Allah niye azdırsın? Allah azmayın yüzlerce ayet-i kerimelerde kullarını sürekli ikaz etmiş. Sürekli ikaz etmiş. Her konuda. Ama adam kalkıyor. Efendim ee, burada Allah insanlar azdırıyor. Biraz önce söyledim. Sapıklaştırıyor. Her türlü kötülüğü yaptırıyor. Ondan sonra bir de buna ceza veriyor. Haşa. Böyle Allah olur mu ya? Haşa, sümme, anlamına gelir bu. Allah'a efendim e, hem kuluna zulmeden haşa var, haşa Allah'ımızdan zalim birisi olarak gösteriyor. Bu duanın anlamı. Allah'a azdırmasın. Allah şeytana uydurmasın. Efendim e, Allah bize kötülük yaptırmasın. Ya Allah kötülük yaptırır mı kardeşim? O kadar cahil ya. Bunu cemaatin bir çoğu zaman söylüyorlar. Efendim e, adam diyor ki ya diyor Allah'ın diyor azaldığı, şey, insanın az olduğu, Allah'ın çok olduğu yerde sen elime bir geçirirsem, bak ben sana neler yaparım diyor. Efendim, haşa sümme haşa, haşa. Az çok rakamları, ifadeleri, sayısı çok olan varlıklar için kullanılır. Haşa sümme haşa. Allah ya yani Bir tektir. Bir tektir. Haşa sümme haşa. Allah'ın ikincisi yoktur. Öyleyse, <laughs> efendim, sen nereden kalkıp da Allah'ın çok adamın az olduğu yerde seni şöyle yemiyor? Bunu diyen kıpkıdır kafir olur. Efendim. Ya şuna bak. Bu var ya bu bu, bu kafir. Bu diyor. Ulan sen diyor efendim. E, bu diyor. Bu kafirin Allah'a diyor. Haşa maşa. Bu hırsızın Allah'a diyor. Bu içkiyatçının Allah'a diyor. Efendim. Bu diyor efendim. Ne bileyim ben. Vatan haininin Allah'a diyor. Haşa maşa. Öyle şey olur mu ya? Yani kafirin bir Allah'ı varmış gibi, Hırsızın bir Allah'ı varmış gibi, efendim vatan haininin, din düşmanının bir Allah'ı varmış gibi Allah'ı o mevkiye otur diyor. Haşa sümme haşa. Ne din, ne iman, ne nikah. Selam da verilmez. Efendim onun kazancı da yenilmez. Ona Müslüman da denilmez. Cenazesi kılınmaz. Devlet İslam ceza hukukunu uygulasa, o söylerden vazgeçmezse öldürülür. Avrada da boş olur. Değerli kardeşlerim, Geçen gün, e, daha e, son bir madde misal de söyleyeyim, kapatıyorum. E, i̇ki üç gün önce bir gençle konuştuk. Bir mesele var e, efendim. E, bir şey meselesi, bir e, evli bir vatandaşın, bir genç vatandaşın, e, işte hanımını evde mağdur ederek gidip kendisinin sağda solda işte e, zina yaptığı, fuhuşla uğraştığı. E, bundan dolayı da işte, onu hanımının tarafı boşanmasını istiyor filan. Efendim böyle bir şey e, var. E, o arada babası aracı gelmiş. Oğlanın babası. Diyormuş ki arkadaş diyormuş ya ne tuttunuz oğlanın yakasından diyormuş. Efendim erkeğin erkeğin fahişesi orospus olmaz diyormuş. Şu lafa bak. Erkek istediği şeyi yapar diyormuş. Vay kafir var. Bu adam dedim ben onu çocuğa o ifade verildiği zaman bu adam böyle gerçekten diyor mu yemin, yemin ettiler. Peki bu adam Müslüman mı? Müslüman. Namaz kılıyor mu? Kılıyor. Dedim vallahi böyle 500 vakit namaz kılsa Onda din iman yok. Diyormuş evet erkek diyormuş istediğini yapar. Yeter ki kadın yapmasın diyormuş. Toplumda böyle bir şey var ha. Zina lanetini sadece erkekler işler. Kadınlar işler erkekler ki zina sayılmaz diyor. Bunu söyleyen Dini de yok, imanı da yok, onun kitabı da yok, Allah'a da yok. Cenab-ı Hak bırakın zina yapmayı. وَلَا تَقْرَبُ zina <زِّنَة> Zinayı değil yapmak, yaklaşmayın bile diyor. Yaklaşmayın diyor. Bakışları, kötü bakışları bile Cenab-ı Hak yasaklamış. Efendim, ee, قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَخُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ ve فُرُوجَهَمْ Diyor Cenab-ı Hak, ya Muhammed, ya Yönnebi, erkek ümmetlerine söyle, gözlerini kötü bakışlardan bile korusunlar. Yaklaşmayı bırak. Yapmayı bırak. Kötü sözler, kötü bakışlardan bile korusun diyor. Ama adam çıkıyor diyor ki ben Müslümanım. Efendim ee, namazımı da kılarım. Bal gibi de Müslümanım. Ve ama diyor benim oğlum bunları yapıyor ama diyor erkek diyor. erkek yapabilir diyor. Haydi bakalım. Yani burada diyor Allah bunu niye? Yani Allah bunu yasak etmez ki diyor. Oraya getireceğim yani. Haşa sümmaşa. Allah'ın bu kadar ayet reddediyor. Allah'ım sen Kur'an'da böyle böyle yasaklar koymuşsun ama bunlar bana göre geçersiz demeye getiriyor. Ben senden iyi bilirim demeye getiriyor. E bu kafir olmasın mı can? Bu adam kafir olmasın mı? Bu İslam ceza hukuku uygulansa bu adam gebertilmesin mi? Bunun ne dini kalır, ne imanı, ne ibadeti kalır. Değerli kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Bu günlük hayatta efendim cami cemaatinin bile birçoğunun sürekli ağzına pelesenk ettikleri, söyledikleri, güya dua niyetiyle pelesenk ettikleri birçok saçma dualar var. Günlük hayattan gelecek haftaki inşallah şeylerle, misallerle bu konuyu kapatacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Cümlemizi hakkı hak bilip hakka dört elle sarılan, batıl batıl bilip batılı derhal terk eden kulları zümresine ilhak eylesin. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü kelime-i şehadet ile cümlemize hüsnü natimeler nasip eylesin. Bu imanı nasip ettin ya Rabbi bize. Bu şerefle müşerref ettin. Bu iman ile ölebilmeyi nasip eyle. Bu iman ile yaşat, bu iman ile ölebilmeyi nasip eyle. Ve Allah korusun ya Rabbi bizi bu elfaz-ı küfür dediğimiz, bizi dinden çıkaracak söz ve davranışlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Muhafaza eyle. Huzuruna Efendim senin hak yolunda olurken kelime-i şahadet ehli ve iman ehli olarak ölebilmeye nasip ol. Amin amin bu rahmetüüsselam. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Fatiha.